sağlığı yönetimde. Ne kadar kaldı? 70 lira ise. Şirin'e yaklaşıyoruz, doğru. Havalar bazen soğuk bazen sıcak oluyor. Bu mevsim geçişlerinde size öncelikle karanfili tavsiye edebilirim. Karanfili şöyle 5-6 tanesini bir bardak suyun, sıcak suyun içine atıp birazcık limon sıkıp onu o şekilde kullanabilirsiniz. Bir numaralı antibiyotik özelliği olan bir ürün. Ondan sonra daha sonra bu grip falan olduğumuzda özellikle burunlarımız tıkandığında ettiğinde sinüslerimize etki etmesi için kekik tavsiye edebilirim. Kekiği de aynı şekilde sıcak suyun içinde, çaydanlığın üstünde böyle kaynatıp buharını burnumuzla teneffüs ettiğimiz zaman burunlarımız falan gayet güzel bir şekilde açılıyor. Bir diğerimiz de zencefil zerdeçal olmazsa olmazımız. Onları mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Zencefilin hani bağışıklık sistemi güçlendirmenin yanında aynı zamanda kilo yakmaya da çok çok fazla yardımcı olduğu söyleniyor. Hani kesinlikle zencefil, zerdeçal onlar ayrılmaz ikilidir. Onları mutlaka tüketin. En basit tüketim yöntemi sıcak suyun içine birer çay kaşığı zerdeçalı bir çay kaşığı zencefili yarım çay kaşığı ataraktan hani sıcak suyla beraber tüketebilirsiniz. İçine birazcık limon koyabilirsiniz. İsterseniz bal koya dökebilirsiniz. Onu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz balla karıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bir diğer şey de size özellikle tavsiye etmek istediğim hibisküs çayı yani nar çiçeği. Bunun da çok fazla antibiyotik özelliği var. Soğuk algınlıklarına falan çok güzel geldi. Böbrek hastalarına falan kullandığı özel bir çaydır. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bunda da fazlasıyla C vitamini falan olduğundan dolayı bunu herkes rahatlıkla kullanabilir. Keçi boynuzu pekmezi veya keçi boynuzu özü özellikle tavsiye ediyorum kış aylarında da. Bunlar bizim en önemli özelliği bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Ondan sonra şeker, kan şekerimizi falan çok güzel bir şekilde dengeliyor. Ben mesela bunları akşam yatarken sabah çıkardığınızda falan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kış aylarımızın olmazsa olmazı ıhlamur. Ihlamuru hiçbir şekilde unutmayalım. Ama ıhlamuru çok fazla kaynatmıyoruz. Sadece böyle bir iki taşım kaynattıktan sonra kullanıyoruz. Renginin koyu olmasını beklemiyoruz kesinlikle. Şimdi kış geliyor. Artık hareketlerimiz biraz daha kısıtlanacak. Evet ama onun için yediklerimizi rahat sindirebilmek için birincisi yeşil çayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Akşamlar artık birazcık siyah çay yerine normal yeşil çaya devam edersek çok iyi olur. Bir de en önemli olmazsa olmazımız papatya çayı. Papatya çayının çok çok fazla yararı var. En basitinden sakinleştirici özelliği var. Rahat uyumamızı sağlar. Safra kesesi için çok çok yarayışlı. Yediklerimizi rahatlıkla hazmetmemize çok çok fazla yararı var. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz.